biliyorsunuz korona çıktığından beri bize ne tavsiyede bulunuyorlar? Mesafe, temizlik, maske. Yani bu üç tane önlemi almanız gerekiyor virüse yakalanmamanız için. Aynı şekilde bu zehirli, toksik ilişkilerde de karşımızdaki virüse benzeyen insanlara da maske, mesafe ve hijyen kuralı koymamız gerekiyor. Bu kurallardan bahsedeceğim bugün arkadaşlarım. Şimdi maske kuralı dediğimde nedir bu kural? Öncelikle maske kuralı konuşmama kuralıdır aslında. Şimdi karşımdakiyle konuşmayıp nasıl ilişkimi devam ettireceğim? Mecburum, aynı evde yaşıyorum, mecburum, aynı iş ortamında yaşıyorum. Tabii ki belirli seviyede ihtiyaç dahilinde konuşmalarımı sürdüreceğim. Ama benim konuşmamam gereken, diyalog kurmamam gereken noktalar olumsuz noktalar aslında. Yani suçlandığımda, manipülasyona uğradığımda burada çok fazla diyalog kurup, tartışmaya girip, kendimi savunup, kendimin haklı olduğunu ispatlamam, karşımdakinin sadece ekmeğine yağ sürmüş olmam demek. Yani kendimi suçladığım vakit karşı tarafa daha da suçlama hakkı tanırım. Kendimi haklı olduğumu ispatlamaya çalıştığımda karşı tarafa konuşma hakkı doğururum. Eskilerden bahseder, yenilerden bahseder, beni suçlayabilir, manipüle edebilir. Benim de en son ihtiyacım olan şey zaten suçlanmak ve manipülasyon. Çünkü muhtemelen hassas bir insanım, muhtemelen empati sahibiyim, muhtemelen bu durumlar beni çok rahatsız ediyor, ruh ayarlarımı bozuyor, sinir sistemimi bozuyor, öfke patlamalarıma yol açıyor çünkü sınırlarım çiğneniyor. Öncelikle arkadaşlarım her zaman her videoda tekrar ediyorum. Sınırlarımızın olması, kendi alanımızın olması gerekiyor. Yani burası benim çöplüğüm, burası benim alanım, buraya giremezsini karşı tarafa bir şekilde iletmem gerekiyor. Bunu iletmekten kaçıyorum, korkuyorum. Neden? Çünkü yine aynı şekilde manipülasyona uğrayacağım, suçlanacağım diye düşünüyorum. Ve kendimce bir konfor alanı oluşturup kendi sınırlarımı koymadan yaşamı idame ettirmeye çalışıyorum ama aslında gerçek konfor alanı kendi sınırlarını koruyabilmektir arkadaşlar. Evet, zordur sınırları koymanın, sınırlarını yaşatabilmenin, sınırlara girmemesi gerektiğini karşı tarafa aktarabilmenin bedelleri vardır. Nedir bu bedeller? Karşı taraftan tepki alırsın. Karşı taraf belki sana hayırsız evlatsın der. Belki işte iyi bir çalışan değilsin der. Belki senin gibi eş olmaz olsun der. Yani karşı taraf bununla alakalı sana mutlaka tepki verecektir. Ama kendi sınırlarını oluşturabildikten sonra, bunu bir rayına koyduktan ve kendini kabul ettirdikten sonra her şey kolaylaşacaktır. Ama kendi kişiliğini koymaz, sınırlarını çizmezsen manipülasyona uğrarsın arkadaşım. Suçlanmaya uğrarsın ve bu zehirli ilişki içerisinde hasar alırsın. Zehirli ilişkiden çıkmak mümkün değilse, çok farklı bağlarla bağlandıysak aynı şekilde dediğim gibi öncelikle konuşmayacağız, cevap vermeyeceğiz, kendimizi savunmayacağız. Yani şöyle yapalım da demiyorum, mesafe koyacağız. Nedir bu mesafe? Fiziksel mesafeden bahsetmiyorum, psikolojik mesafeden bahsediyorum. Duvar öreceğiz arkadaşlar karşımızdaki kişiyle. Örnek veriyorum, işte suçlandık, işte suratımızı asıp öbür odaya geçmek de bir zihinsel bağ kurmaktır karşımızdaki. Nedir bu? Ben senin söylediklerini önemsedim, üzüldüm, öbür odaya gidiyorum. Zihinsel bağ kurmuyorum arkadaşlarım, üzülmüyorum, kırılmıyorum. Karşımdakinin söyleyeceklerini, söylemek istediklerini, bu ilişkinin zehirli bir ilişki olduğunu ben farkındayım. O zaman psikolojik duvar örüp kendi ruhsal sağlığımı korumam gerekiyor. Karşımdakinin söyledikleri benimle ilgili değil, tamamen kendisiyle ilgili bir sorun. Bunun farkındayım. Bu ilişkinin gidişatı iyi değil. Biz birbirimizle düzgün ilişki kuramadık. Belki o farklı insanlarla düzgün ilişkiler kurabiliyor ama bizim frekanslarımız uyuşmadı. Bir türlü uyuşmadı, yapamadık yani. O yüzden onun söylediklerini kişiselleştirip kendi üzerime almayacağım. O zaman ne olacak? Bir koruma kalkanı oluşturuyorum zaten aramda direkt. Kişiselleştirmediğim ve kendiyle alakalı bir söz söylediğini düşündüğümde yine çok fazla kolay affediyoruz. Bunu görüyorum. Yani dün bizi suçladı. Dün bize manipülasyon yaptı. Dün bizim için çok kötü bir gün geçirmemize neden oldu karşımızdaki kişi. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra bunu unutup, yok sayıp, işte gün içerisinde yaşadığım olumlu şeyleri ona anlatıyorum, olumsuz şeyleri ona anlatıyorum. Belki böyle bir ihtiyacım da olabilir. Tamam, farkındayım, insanız. Yakın hissettiğimiz kişilerin varlığına ihtiyacımız var çevremizde ama
Yok arkadaşım, zehirli bir ilişkiniz var sizin. Yani sen zihin bağını kuvvetli tuttuğun sürece, o zihin bağına besleme yaptığın sürece, bu beslemedir. Olumlu bir şey anlatmak, gün içerisinde yaşadığın olumsuz bir şeyi onunla paylaşmak, derdini paylaşmak, mutluluğunu paylaşmak zihin bağını kuvvetlendirir. Ama ertesi gün olumsuz anlattığın şeyler senin önüne geliyor, seni manipüle etmek için kullanılıyor. O zaman ne anlamı kalıyor? Bu paylaşımın bir anlamı yok. Zihin bağını zayıflatmak budur arkadaşlar. Olumsuz bir şey yaşadığınızda araya mesafe koyup durumu kişiselleştirmeyeceksiniz. Çabucak affedip ardından hiçbir şey yokmuş gibi günlük paylaşımlarınızı yapmayacaksınız. Zihin bağını zayıflatmak bu. Zihin bağını zayıflatabilmek için meşguliyet edinmeniz gerekiyor. Zihin bağını zayıflatabilmek için odak noktaya kendinizi koyup kendinizin gelişimine odaklanmanız gerekiyor. Kişisel gelişiminize odaklanmanız gerekiyor. Zihin bağını zayıflatabilmek için kendinizi merkeze koyup kendi gelişiminize odaklanmanız gerekiyor. Kendi meşguliyetleriniz olacak, amaçlarınız olacak, idealleriniz olacak. Meşguliyet olduğu sürece karşınızdakiyle o zihin bağını zayıflatma şansınız var. Ama hiçbir meşguliyetiniz yok, evde oturuyorsunuz, evdeki biriyle doğal olarak diyaloğa girmek zorunda kalacaksınız. Bu ilişkiyi sürdürmek zorundasınız. Bu ilişkiden çıkış noktanız yok. O zaman ruhsal ayarlarınızın bozulmasına siz kapı açıyorsunuz bu ilişkiyi zihin bağını kuvvetli tutarak. Yani meşguliyet derken mesela iş arkadaşınızla iş ortamında tabii ki çalışıyorsunuz. Herkesin belirli meşguliyetleri var. Duygusal mesafemi de koyarsam, yani günlük hayatımdan, kişisel görüşlerimden, kişiliğimle alakalı durumlardan karşı tarafa bahsetmiyorsam, yani onu arkadaşım yerine koymuyor, arama duvarı arıyorsam, onunla yıllarca o iş ortamında çalışabilirim. Çünkü zihinsel bağımı bitirdim onunla. Onunla sadece zaruri ihtiyaçlar, iş icabı görüşüyorum. Aynı şekilde evde de böyle bir zehirli ilişki, toksik ilişki yaşıyorsam, zihinsel bağımı zayıflatabildiğim kadar zayıflatacağım ki hasar görmeyeyim. Benim önceliğim kendim. Benim önceliğim kendi ruh ayarlarımın bozulmaması. Kimsenin bizim ruh ayarlarımızı bozma hakkı yok arkadaşlar. Bu en yakınımız da olabilir. Annemiz de olabilir, babamız da olabilir, eşimiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Ruh ayarlarımı bozma hakkını kimseye vermeyeceğim. Öncelik benim. Benim ruh ayarlarım, benim sağlığım, benim ruhsal sağlığım, bedensel sağlığım. Ben iyisem zaten karşımdakine faydalı olabilirim. Eğer zehirli bir ilişki içerisindeysem kendi ruh ayarlarımı kimseye bozdurmayacağım. Bununla alakalı karşı tarafa bir hak tanımayacağım. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Bir gün yemek yaptınız. İşte akşam yemeğe oturdunuz. Artık karşınızdaki eşiniz olabilir, anneniz, babanız olabilir, çocuğunuz olabilir, dedeniz olabilir, kimse. Size dedi ki bu yemek tuzlu olmuş. Sen yemek yapmayı beceremiyor musun? Ne biçim yemek bu vesaire gibi. Yine suçlamaya, manipülasyona, aslında bir nevi sizin kişilik haklarınıza saldırıda bulunmaya başladı. Şimdi siz normal olarak burada eğer ruhsal ayarlarınızla daha önceden oynandıysa, dengeniz şaştıysa şunu yapabilirsiniz. Aa, öyle mi olmuş? Tamam, başka bir şey yapayım sana. Hadi gideyim başka bir şey yapayım. Karşınızda bir karış surat. Hala bir söyleniyor, ediyor. Siz böyle bir telaşlanıyorsunuz. Ay ne yapsam, ne etsem vesaire diye. Bunu size yaşatmaya kimin hakkı var arkadaşlar? Bu durumu size yaşatmaya kimin hakkı var? Yani yemek tuzlu olmuş olabilir. Evet, bu akşam da tuzlu yesin. Ya da bu akşam da desin ki benim canım bundan çekmedi. Gel bir peynir ekmek, bir tereyağı, bir kahvaltı edelim desin. Yani burada yemek tuzlu olmuş, işte sen ne biçim yemek yapıyorsun vesaire gibi yaklaşım insani bir yaklaşım değil arkadaşlar. Tamamen ezmeye, üzmeye programlanmış bir davranış biçimi bu. Burada yapman gereken sınır koymak. Burada yapman gereken, yani buna katlanmak zorunda değilsin. Kimsenin senin ruh ayarlarını bozmaya hakkı yok. Kimsenin seni ezip üzme hakkı yok. Burada senin koruman gerekiyor kendi sınırlarını. Kendi sınırlarını çizip bu sınırları senin koruman gerekiyor. Burada yapman gereken nedir? Ve burada diyeceksin ki tamam, beğenmedin mi? Yapacak bir şey yok. Bu akşam bu yemek var. Beğenmiyorsan yemezsin. Mutfak orada, istediğini yapabilirsin. Gidip kendine bir yumurta kırabilirsin mesela. Şeklinde bir sınır çizmek zorundasın. Bu sınırın bir bedeli olabilir. Bu bedeli ödemek zorundasın sınır çizip kendi kişiliğini ortaya koymak istiyorsan. Nedir bunun bedeli? Hayırsız elbet olabilirsin. Nedir bunun bedeli? Ne biçim eşsin? Senin gibi eş olmaz olsun diyebilir sana.
Bunun bedeli işte ne biçim ev kadınısın diyebilir. Bunun bir bedeli olacak tabii ki ama bu bedeli ödemeden kişilik kazanamıyoruz. Yani bir bedel ödemek zorundayız. Yetişkin olmanın da, sınır çizmenin de, kişiliğini ortaya koymanın da bir bedeli vardır. Ama inanın bana o ilk etapta anlattığım işte bin bir telaş, işte başka yemek mi yapayım sana vesaire, aman aman ne olur tamam şeklinde bu telaştan daha ağır bir bedel yok arkadaşlar bence. Yani siz orayı konfor alanınız sanıyorsunuz. Aman karşımdaki bana tepki vermesin. Ama orası konfor alanı değil. Orası istismar alanı. Orası sizin ruhunuzu sömürme alanı. Yani ruhunuzu teslim ediyorsunuz karşınızdaki. Al istediğin gibi ez geç diyorsunuz. Orası konfor alanı değil. Orası bedel ödemenin en ağır olduğu alan aslında. O yüzden belirli bir bedel ödeyin. Kişiliğinizi kazanın. Sınırlarınız olsun ki bu ihlal edilemez. Evet arkadaşlarım, birinci kural maske kuralı dedik. Konuşmalara, suçlamalara, tartışmalara mal vermeyeceğiz. Suçlamalar geldiğinde bu suçlamaları tiye almayacağım. Üzülüp surat asıp öbür odaya gitmeyeceğim. Ya da konuşup kendimi savunmaya kalkmayacağım. Sana pinti mi dedi? Ha, sen öyle diyorsan öyledir. Tamam, pintiyim ben. Yani bir ağzını kapatacağım, bir dik duruş sergileyeceğim. Ben seninle şu an konuşmak istemiyorum. Benim şu an bu diyaloğu sürdürecek psikolojim yok. Yani ben buna enerji harcamak istemiyorum. Benim daha farklı enerjimi harcayacağım daha iyi alanlarım var. Lütfen bu diyaloğu burada keselim. O zihinsel bağı zayıflattığınızı karşı taraf zaten fark edecek ve suçlamalarını, manipülasyonlarını azaltacak yavaş yavaş arkadaşlarım. Mesafe, aynı şekilde mesafe koyduğunuzun farkına varacak. O duvarı ördüğünüzün farkına varacak. Hijyen nedir peki? Hijyen kuralını bu ilişkiye nasıl uygulayabilirim? Hijyen kuralı da şu. Zihinsel bağım olan kişiler zihnimdedir. Olumsuz da olsa zihnimdedir, olumlu da olsa zihnimdedir. Şimdi olumsuz kişileri sürekli zihnimde tutup, sürekli onlarla yaşadığım şeyleri, olumsuz şeyleri sürekli zihnimde böyle geçirmek bana iyi gelecek bir şey değil. Zihin, psikoloji için, sağlam bir psikoloji için çok önemli. O yüzden zihnimi olumsuz şeylerden temizlemem gerekiyor. Yani ben sürekli, ay bana şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle dedi, böyle dedi diye kendi zihnimi bununla meşgul edip, kendi ruhsal sağlığımı kendim bozuyorum aslında bu durumda. Kendimi kinlendiriyorum, intikam alma, hırslanma, üzülme, hepsi, bütün o kötü duyguları içimde kendim yaşıyorum. Ve intikam, kin, hırs vesaire bunlar ilk önce bu duyguları taşıyanı yiyip bitiriyor. Bu duyguları taşıyana zarar veriyor. O yüzden bu duygulardan uzak durmam gerekiyor. Ruhsal sağlığımın düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için. Ne yapmam gerekiyor? Evrende hiçbir şey boşluk kabul etmiyor arkadaşlar. Eğer bir şey çıkarmak istiyorsak yerine başka bir şey koyacağız. Yani ben olumsuz duyguları dışarı çıkarmak istiyorsam yerine olumlu bir şeyler koymam lazım. Bu yüzden diyorum meşguliyet edinin diye. Bu yüzden diyorum kendi kişisel gelişiminize odaklanın, hobi edinin, kursa gidin, işte akademik kariyer yapın, çalışın, işiniz gücünüz olsun, kitap okuyun ya da ne bileyim iyilik yapın. İyilik yapmak mesela arkadaşlar, birini mutlu etmek, birinin mutluluğundan mutlu olabilmek zaten bilimsel olarak da ispatlanmış. Birine iyilik yapmak, birini mutlu etmek beynimizde serotonin ve endorfin salgılanmasına neden oluyor. Yani aslında birini mutlu ederken kendimizi daha fazla mutlu ediyoruz. Bir kediyi doyurduğumuzda, işte bir çocuğa şeker alıp onun yüzündeki tebessüme neden olduğumuzda, hele ki bunu Allah rızası için yapıyorsak, Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorsak, o vicdan rahatlığı hiçbir şeyde yok. O yüzden kendimizin kişisel gelişimine, o vicdani gelişimine, maneviyat gelişimine odaklanırsak eğer zaten o zihnimizdeki olumsuz duygular, zihnimizdeki olumsuz sahneler silinecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım yararlı olabilmişimdir. Maske, mesafe, hijyen kuralına en az virüs kadar virüslü insan gibi düşündüğümüz bu zehirli ilişkileri yaşadığımız kişilere de uygularsak iyi olacak. Sağlığımızı koruyacağız, ruhsal ayarlarımızı koruyacağız, kendimizi koruyacağız. Zihin bağımızı zayıflatalım arkadaşlar onlarla. Umarım güzel bir video olmuştur. Eğer beğendiysen beğen butonuna tuşla lütfen. Abone olmayı da unutmazsan sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.